Yanların tadı bodru. Yanların tadı bodru. Şu anda da artık ben hep söylüyorum 500'den sonra saymayı biz bıraktık. 500'ün üzerinde çocuğun da tedavisini bitirdik. Bugün de çok şükür bir tane çocuğumuzun daha tedavisini bitirdik. 9 ay önce zeytinyağı, kaynar bir zeytinyağı üzerine dökülüyor ve çocuk sol taraftan komple yanıyor. Göz aşağı doğru çekiyor, boyun tamamen çekiyor. Bu durumda dudak hareketlerini de kızımız tam anlamıyla yapamıyordu. İşte başı sürekli sola doğru yatık bir haldeydi. Gözü tam kapanamıyor. Yani uyurken de gözü açık uyuyordu. Bugün gözü düzeldi. Dudak kısmındaki o sola doğru yatıklık tamamen düzeldi. Boynu tamamen düzeldi. Çok şükür çok güzel bir ameliyat oldu. Ama yanık dokular normal doku gibi büyümediği için çocuğumuz büyüdüğünde tekrar ameliyat ihtiyacı olacak. Ama şu anki acil ihtiyacı giderildi. Evet, çocuklarımız hep Instagram'dan ulaşıyor. Anneler videolar atıyor. Benim çocuğuma da destek olabilir misin diye. Biz de çocuğumuzun yanık bası giysisi için gitmiştik aslında. Ben de çocuğumuzun yanık bası giysisiyle ilgili ölçü alınırken, biraz da çocuklarla eğlenirken videolarım oluyor benim. Onu paylaştım. Bu sefer yurt dışından bir Otman Bey ulaştı ve dedi ki, hani biz bunun tedavisinde yardımcı olabiliriz. Ne yapılabilir? Ameliyat yapılabilir dedik biz de. Normalde 5 ay önce çocuğumuz Antakya Hastanesi'nde, devlet hastanesinde ameliyat olmuştu. Depremden sonra hastane tahliye edildi. Bu sürede de yeni bir hastaneye başvurmaları, muayene için sıra almaları, ameliyat için sıra almaları, bu çocuğumuzun bu kadar vakti yok çünkü çok fazla çekmesi vardı ve günlük hareketlerini kısıtlıyordu. Biz de bir hafta içerisinde çocuğumuzun çok şükür bugün ameliyatını yaptırmış olduk. Geçen hafta salı günü çocuğumuzla karşılaştık, tanıştık, yanık bası giysisini hallettik. Bir hafta içerisinde yine ameliyatını da çok şükür halletmiş olduk. Evet, Antakya'da yaşıyorlardı o sırada. Antakya'da deprem olunca evleri hasar görüyor. Çok şükür çocuğumuza ya da ailesinden herhangi birine bir şey olmuyor. Depremden sonra da Kayseri'ye bir yakınlarının yanına taşınıyorlar. Şimdi artık depremin yaraları da sarılmaya başladığı için Reyhanlı'ya geri dönecekler.